mutlaka her zorlukta bir kolaylık vardır. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Fransa'da gerçekleştirilen Uluslararası Gayrimenkul Fuarı'nda gayrimenkul sektörünün önde gelen yatırımcılarıyla bir araya geldi. Bakan Nebati burada yaptığı konuşmasında salgın döneminde Türkiye'nin hızlı bir şekilde toparlandığına dikkati çekti ve 2020 yılını %1,8'lik büyümeyle kapattıklarını aktardı. Türkiye zor dönemlerde dahi şoklara ne kadar dirençli olduğunu defalarca kanıtlanmış güçlü bir ekonomiye sahiptir. Ve salgın döneminde en hızlı toparlanan ülkelerin başında da Türkiye geliyor. Lütfen hatırlayınız, 2020 yılının ilk aylarında Çin'de başlayıp sonra bütün dünyayı saran virüs, salgın hepimizi, Türkleri de, Fransızları da, İngilizleri de, Japonları da, hasılı kelam dünyadaki herkesi karamsar bir tabloya itmişti. Ne olacak? Nasıl sonuçlanacak? Ve etkisi ne kadar sürecek diye beklerken elbette biz Türkler de bunu düşündük. Gerek kamu otoritesi olarak, gerek çalışanlar ve çalıştıranlar olarak. Ancak bildiğimiz bir şey vardı. Mutlaka her zorlukta bir kolaylık vardır ve her zorluk mutlaka yeni fırsatlar verir. Bunu da en iyi kullanacak olan, başarılı olan ülke de önde koşmaya devam eder. İşte biz tam bu anda 2020 yılını %1,8'lik bir büyüme ile kapattık. Türkiye'nin farklı bir konumu olduğuna ve krizlerden büyük bir avantajla ayrıldığına vurgu yapan Bakan Nebati, Türkiye'ye yatırım çağrısında bulundu. Türkiye'nin farklı bir konumu olduğunu ve krizlerden büyük bir avantajlar silsilesiyle ayrıldığını biliyoruz, inanıyoruz. Şimdi Türkiye tüm ister gayrimenkul, ister fonlar açısından olsun, alternatif alanlar içerisinde birinci sırada. Çünkü Türkiye sermayeye önem veriyor. Çünkü Türkiye Anadolu'daki medeniyetinden inkişaf etmiş serbest piyasa öncülüğünü içselleştirilmiş ve değiştirilmez bir kural olarak alıyor. Serbest piyasa, kambiyo rejimi, yani can, mal, ırz ve inanç güvenliğini veren bir ülke. Bu ülkeye yatırım yaparsanız malınız da canınız da güven altındadır. Yatırımlarınızı Türkiye Cumhuriyeti'ne çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yeni Türkiye ekonomi modelinin risklerine bertaraf edecek adımlar attıklarını ifade eden Nebati, enflasyonda düşüş ve normalleşme görüleceğini kaydetti. Enflasyonla mücadele ediyoruz. Gerek yurt dışındaki kaynaklı, arzdan kaynaklı, emtia fiyatlarında, lojistikte, gerginliklerden kaynaklı fiyat artışlarına, onlarla mücadele ediyoruz. Gerekse de yeni Türkiye ekonomi modelinin risklerini bertaraf edecek adımlar atarak en iyi şekilde uygulamaları ortaya koyuyoruz ve Türkiye yoluna hızlı bir şekilde devam ederek enflasyonu da yıl sonu itibariyle inşallah belli bir seviyeye getirip 2023 Haziran seçimlerinde tek rakamlı olma hususundaki kararlılığımızla yolumuza devam ediyoruz. Mücadele etmeyi severiz. Bu mücadelede enflasyonla da mutlak surette yaz aylarından itibaren dünyadaki bu gerginlikler devam etmeyecek. Yaz aylarından itibaren ve özellikle yıl sonundan itibaren de düşüşü ve hızlı bir şekilde normalleşmeyi hep beraber görmüş olacağız.